Diyor ki bu niçin tecdid-i iman yapıyoruz? Evet, niçin tecdid-i iman yapmıyoruz sorusu da sorulabilir. Allah'a inanıyoruz ve bu inancı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kutsi cümlesiyle ilan ediyoruz. Biz bu sözü söylerken kalpteki tasdik ve izana dilimizi tercüman kılıyoruz. Ahkam-ı ilahinin üzerimize tatbik edilmesi durumunu da aynı zamanda göstermiş oluyoruz. Bu işin bir yönü budur. Bir de bu kelimeyi söylemekle biz şahsi hayatımızı aydınlatmış, tenvir etmiş oluyoruz. Bu da şundan doğuyor. Biz evvela mütemadiyen tahavvül eden, değişen varlıklarız. Ben dünkü ben değilim. Evvelki günkü ben hiç değilim. Geçen seneki ben hiç mi hiç değilim. Geçen seneki benle şu andaki ben arasında upuzun bir mesafe vardır. Öyleyse geçen sene ben la ilahe illallah dedim, tecdid-i iman yaptı isem şayet, demiş ve yapmış isem şayet, değişen ben yeniden tecdid-i iman yapmak suretiyle ruh dünyamı, his dünyamı, kalp dünyamı tenvir etme mecburiyetindeyim. Saniyen, üzerinde yaşadığımız dünya değişiyor. Küre-i arz durmadan dönüyor. Güneş durmadan hareket ediyor. Değişen dünyaları da ayrıca tenvir etmek için, içinde bulunduğumuz yurdumuzu, yuvamızı, otağımızı aydınlatmak için yine la ilahe illallah kutsi cümlesiyle hayatımızı ışık tutacak kandili yakma mecburiyetindeyiz. Salisen, insan farkına vararak veya varmayarak pek çok defa kendisini küfre sokacak davranışlarda, işlerde ve sözlerde bulunur. Bu türlü davranışlar, bu türlü sözler, bu türlü işler onun manevi hayatını zulümlü ve zulümatlı hale getirir, kabir gibi karanlık kılar. İşte bu küfre götürücü, dalalete itici sözlerin hayatını kararttıktan sonra yeniden la ilahe illallah ile hayatını tenvir edip tecdid-i iman yapması onun için en elzem bir meseledir. Bir diğer husus, uhrevi alemimiz itibariyle ne zaman vefat edersek dilimiz kelime-i tevhidle ıslanmış olarak Allah'ın huzuruna gitmek. Onu söylemiş ve o ahdü peymana sadakat içinde Allah'ın huzuruna gitmiş olmak şehadet mertebesine yakın bir mertebe insana kazandırır hususlardandır. Zayıf ve hasen arası bir hadisi şerifte insan vefat ederken kelime-i tevhidle dili ıslak olarak Allah'ın huzuruna giderse Cenab-ı Hak onu mağfiret buyurur inşallahü teala şeklinde ifade edilmektedir mesela. Ama imamların camilerde yaptırdıkları tecdid-i imana gelince, tecdid-i nikaha gelince bu bugün şekil halinde icra edilmektedir. Resul-i Ekrem devrinde de sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tecdid-i iman yapma meselesi bahis mevzu değildi. İnsan günün her dakikasında, her saatinde vicdanında günahlara karşı burkuntu, küfre karşı tiksinti duyduğu her an gönlünden gele gele la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi bir tecdid-i iman ve inşallahü teala bu hava içinde tecdid-i nikah yapması veya tevbe yapması bir tecdid-i tevbe olur. Cenab-ı Hak yolunda, yönteminde bu işleri edaya bizleri muvaffak kılsın.